Bir işi yaparken her şeyi bilmeden ama nasıl öğreneceğini bilerek, nasıl iletişim kuracağını bilerek beraber çalışmayı ön plana alıp sonunda da bu şeyi tatmini birlikte yaşayabildik. 2009 senesinin sonlarına doğru bir davet aldık Garanti Bankası'ndan ve işte bu 8 senelik süreç öyle başladı. Tabii yani her projede olduğu gibi bu projenin başında da gayet heyecanlı ve umutlu bir şekilde bir yolculuğa başlayacağımızı hissederek, düşünerek toplantıya gittik. Son derece kendi yaşadıkları mevcut yapıdan haberdar, bilgili, ne istediğini bilen bir ekiple başladı bu toplantı serisi. İlk baştan itibaren aslında daha ziyade mevcut yapıyı gezmek, onların yaşadığı alanları anlamak ve neye ihtiyaçlarının olduğunu kavrayarak uzun bir zaman geçirdik. Ve bu süreci sadece mimari tasarım açısından değil, aynı zamanda yani altyapı anlamında da hem işte mühendislikler olsun, başka disiplinler olsun, bunları anlayarak, onların ihtiyaçlarını kavrayarak karşılıklı birbirimizi anlamak üzerine geçirdiğimiz uzunca bir dönem oldu. Bu arada tabii işte mimari tasarımla ilgili de lokasyonu görüp, inceleyip, oradan bir takım hissiyatlar, veriler aldıkça paralel olarak da bir takım eskizler yapmaya başladık. İlk başladığımızda aslında tam olarak bir metrekare ile gelmediler. Yani yapmak istedikleri yapının, kurmak istedikleri yaşamın kısa bir tarifi vardı. Sonra beraberce bu hazırladıkları bir dosya vardı bununla ilgili. İşte her departmanın tanımını koydukları, nasıl çalışacaklarını kabaca tarifledikleri bir brief vardı. Fakat bu tabii yeterli değildi tasarımı ortaya koymak için. Bunu o bahsettiğim toplantılar sürecince hem biz daha iyi anladık hem de biraz geliştirdik birlikte. Sonrasında arazinin süreci de o sırada tamamlandı. Çünkü burası eski bir sanayi bölgesi genel olarak. Burada da bu parselin üzerinde iki parselden oluşuyor bu yapının oturduğu yer. Bir kimya fabrikası vardı. O kimya fabrikasının işte burayı terk edişi vesaire. Bütün bu süreç zarfında aslında projenin ebadını beraber kararlaştırdık ve yaklaşık 170 bin metrekare civarında bir yapı olacağı düşünülüyordu baştan. Verilen şeyin içerisinde, briefin içerisinden yola çıkarak da zaman içerisinde bunun aslında bu kadar büyük olmasına gerek olmadığı kanaati oluştu. Şu an 142 bin metrekarelik bir yapıya bakıyoruz. Bunun yaklaşık işte 45-50 bin metrekaresi ofis alanları, geri kalan zemin üstünde olan muhtelif farklı ofislere hizmet veren birimler var. Onlar bu işte yaratılan yapay tepelerin altında yer alıyor. Yani esasen hani 1'e 3 gibi bir oran diyebiliriz. Yani görünen kısımla yerin altında olan arasındaki ilişki. Ben Fahrettin Çiloğlu. Ben de çok uzun yıllar ERA'da proje yönetim çalışmalarını yürüttüm. Bu projedeki rolüm de proje koordinatörü olarak, yani Ali Bey'le ilk toplantıdan başlayıp en son buraya personel gelip masasına oturana kadar olan sürecin hemen hemen her aşamasında projenin hem tasarım ekipleriyle hem yüklenicilerle hem de işverenle koordinasyonu. Tabii bunun bir de resmi ilişkiler ayağı var, yani belediye ile, yerel yönetimle, diğer şeylerle bunların tamamının koordinasyonunu yürütmekti. Tabii burası çok farklı bir süreç. Dediğim gibi başından, Ali Bey'in anlattığı gibi en başından biz devreye girdik. İhtiyaç programı bize teslim edildi ama biz bunu
aslında işverenle beraber biraz yaşattık. Bence buradaki en farklı konulardan bir tanesi bu projenin bütün paydaşlarının aslında ilk eskizi gördükten sonra projeye inanmalarıydı. Yani bir hayal kuruldu. Bu hayali kurmamıza sebep olan tasarım ekibi, Ali Bey ve ekibiydi. Ama sonra herkes kendisini bir faktör olarak o hayalin içine soktu. Burada çok alışılmış bir şey değildir ama şantiyenin genel koordinasyon toplantıları dışında 142 tane koordinasyon toplantısı yaptık. İşverenin bütün ekibiyle katıldığı. Yani sizin bir projeyi yaptığınızda burada yatırımcının bu işe inanması, ona sahip çıkması ve içinde yaşayacağının hayalini kurması çok önemli. Bence burada bizlerin ekip olarak yani başarısının en önemli sebebi insanları inandırabilmekti. Burada yaşayacakları alana, yaşayacakları hayata. Dolayısıyla da önerilen bütün teknik yaklaşımlar ki o dönemin şartlarında bazen zorladık da tekniği. Hiçbirine itiraz etmediler. Tersine desteklediler. Olabilecek ne varsa açıkçası bütün önerileri sahiplenip gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu hani bizler açısından, bir projeyi gerçekleştirmeye çalışan ekip açısından büyük bir şanstı. Ve tabii bir ekip işi. Biz burada sahada ortalama biraz arttık azaldık falan ama 36 kişilik bir ekiple bu işi yürüttük. Bunun bir miktarı tasarımdan gelen arkadaşlardı. Çünkü sürecin her aşamasında onlar devrede oldular. Onun dışında da sahayı yöneten ve koordine eden bir ekibimiz vardı. Doğal olarak bu kadar büyük bir kitleyi, yaklaşık 4000 kişiden oluşan bir çalışan kitlesi yerleşecekti burada, kullanacaktı yapıyı. Dolayısıyla öncelikle aslında bu ölçeği sindirmekle geçti bir süre. Yani briefin içerisinde çok fazla departman var, bunlar arasında esneklik talebi var. İşte değişkenlikler zaman içerisinde olabileceği belirtiliyordu falan ama yani bunların yazıdan gerçekten mekansal karşılığını anlamak bir süre aldı. Her iki taraf için de. Yani hem biz tasarımcılar için hem işveren kısmı için. Onlar da o kadar farkında değillerdi bence ilk etapta başlarken. Dolayısıyla brief'te tariflenen böyle 4 katlı işte birbirinden bağımsız bir kampüs, yani bazı böyle terimler vardı içerisinde tariflemeye yönelik. Ama tam olarak ilk baştan itibaren bunları hacim çalışmalarına başladığımızda, kütle çalışmalarına başladığımızda gördük ki aslında o tariflenen kampüs hayatını bu parsel içerisinde o şekilde yerleştirmeye çalıştığımızda çok da verimli bir şey çıkmıyordu. Bir açık alan çıkmıyordu. Yani o kampüs isminden ziyade daha ziyade böyle sıkışık bir takım bloklar, yani bir kent dokusu gibi bir şey çıkıyordu. Mekanın kendisi, yani çevresiyle beraber baktığımız zaman zaten işte bir yakada tersaneler var. Otoyollarla çevrili bir alan büyük ölçüde. Parselasyonun da getirdiği bir kentsel ortam var. Dolayısıyla kendi içinde bir dünya yaratma fikri biraz oradan geldi. Tanımsız bir çevre. İşte daha ziyade zaman içerisinde gelişmiş bu yani fabrikaların etrafında işte orada çalışan insanların belki yaşayacağı bir takım kendine gelişmiş bir kent ortamı. O da değişme halinde. Dolayısıyla hani biraz da böyle emsal teşkil edebilecek bir yapı fikriyle aslında başladık ilk etapta. Bunu ele alırken de yani bu esneklik fikri çok üzerinde durulan bir konuydu. O dönemki işte iletişimde bulunduğumuz yönetim tarafından. Çünkü mevcut yapılarında aslında eklemlenerek büyümüş ve zaman içinde çünkü geliştiği için firma doğal olarak farklı farklı birimler oluşmuş. İşte onların ihtiyaçlarına yönelik bir şeyler yapılmaya çalışmış ama teknik altyapı anlamında çok sıkıntılar çektiklerinden bahsediyorlardı. Dolayısıyla o sıkıntıyı böyle parçalı bir yapıdan ziyade daha bütüncül bir şekilde ele alabilmek, daha sürekli bir mimarinin öyle bir altyapıya daha iyi
nasıl diyeyim, cevap verebileceğini düşündük baştan itibaren. Yani hem çevresiyle tam da böyle vadinin ortasında bir, bu aksın ortasında bir yer. Dolayısıyla hem görünür olması, işte bankanın dinamik ifadesini yansıtabilecek bir duruşu olmasını hayal ettik. Hem de buraya bağlayabilecek bir şeyler olması lazım diye düşünüyorduk. Yani her projede olduğu gibi. Burada kentsel anlamda bağlanacak çok fazla bir yer yok. Hız çok ön planda, işte araç geçişi vesaire. Dolayısıyla yukarıdan kuzeyden güneye doğru yaklaşırken o dönem boş olan, şimdi artık üstünde inşaatlar var ve bir tünel yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan buraya doğru gelirken böyle çok yumuşak tepelerin olduğu bir topografya var. Burası da son derece düz, hiç o topografyadan eser olmayan, işte böyle fabrika yapılarının olduğu bir bölge. Dolayısıyla oradaki o topografiyi buraya taşıma fikri, işte biraz suyla ve doğa öğelerini bu yapının içerisine, bu alanın içine taşıma fikri bize bu iki farklı ana tema üzerinden yapıyı kurmamıza yardımcı oldu diye düşünüyorum. İç mekanda da aslında bir avlular serisi ile kurgulandı ofis alanları. O da, onun da bir sebebi esasen dışarıya çok açık olamayacağı için hem sesten hem çevrenin bu gürültülü ve nasıl diyeyim, görsel olarak da çok çekici olmayan halinden içeride bütün bu İstanbul'un farklı yerlerinden gelen insanlara bir dinlenme ve ferahlama alanı yaratabilecek bir çalışma ortamı temin etme hedefiyle biraz işte kendi kendine de gelişti. Belki de burada en doğru yönetilen şey iletişimdi. Yani insanlara açık olduğunuzda, dürüst olduğunuzda ve ne yapmak istediğinizi anlattığınızda, eğer karşı tarafı ikna edebiliyorsanız ve onları yaptıkları işin sonuçlarını görmelerini sağlayabiliyorsanız, ya biraz evvel bahsettiğim o koordinasyon toplantılarının çok büyük bir kısmı aslında arkasında çok büyük bir teknik çalışmanın olduğu sunumlar halinde geçti. Ve biz yapılacak her şeyi insanlara önceden gösterdik. Burada hiçbir şey insanlar için sürpriz olmadı. Ve kademe kademe, adım adım gösterilen şeylerin gerçekleştiğini gördüklerinde inançları daha fazla arttı ve daha çok sarıldılar. Esas bence temeldeki şey buydu, başarının sırrı buydu. Çünkü burada işverenin idari yapısı sebebiyle bir yatırımı yapan taraf, bir de binayı kullanacak taraf vardı. Bunlar farklı mantıklarla çalışan, kendi dinamikleri tamamen birbirinden farklı olan iki birimdi. Biz bir yerde bunların arasındaki koordinasyonu da sağlıyorduk. Şimdi bu hani şey denebilir, sonuçta dışarıdan giren bir firma olarak bu aradaki koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Tekrar söylediğim gibi biz iki tarafı da inandırmayı başardık. Mesele oydu. Yani bir taraf daha prestijli ve bankanın imajını vurgulayacak bir yapı isterken, diğer taraf çok daha teknik, altyapısı güçlü, esnek, Ali Bey'in dediği gibi değişimlere açık bir yapı istiyordu. Dolayısıyla her iki tarafı da buna ikna etmek gerekiyordu. Bizim buradaki birincil vazifemiz buydu. Ve ortaya çıkan şey düzgün oldukça ve anlatıldığı gibi gerçekleşince, dediğim gibi çok daha fazla işin içine girdi işveren. Yapıya dair bir tasarım yapmak gerektiğinde hakikaten her şeyi bilmek zaten mümkün değil. O dönem yani birkaç aslında grup danışman ve farklı disiplinden ekiple çalışma ihtiyacı doğdu. Yani birincisi böyle bir tasarımı düşündükten ve kurguladıktan sonra mimari anlamda taşıyıcı sistem, işte işverenin öngördüğü altyapıyı temin edebilecek şekilde hem mekanik hem elektrik altyapısıyla ilgili çok ciddi desteklere ihtiyaç duyuldu. Fakat şöyle bir durum var. Aslında yapmayı hayal ettiğimiz yapının
başka pek bir örneği olmayan aplikasyonlar gerektirdiğini gördük tabii ki süreç içerisinde. Dolayısıyla hani danışmanlar sadece böyle bir görüş bildirmek üzere değil de bir fiil tasarım sürecinin parçası olarak çalışmak durumunda oldular. Bununla ilgili de aslında bayağı bir Fahrettin Beyler ihale sürecini hani onların içerisinde de bir seçimler yapıldı ve yani statik ve sürdürülebilirlikle ilgili farklı firmaların arasında Werner Sobeck firması seçildi. Aydınlatmayla ilgili de hem Türkiye'den Korhan Şişman Planlüks ile hem de Spears & Major İngiltere'den bir aydınlatma firmasıyla, tasarım firmasıyla o da aynı yöntemle belirlenerek çalışmaya başladık. Tabii bunlar zaman için, yani hepsi aynı anda başlamadı. Öncelikle bu yapısal konulara dair danışmanlar dahil oldu. Sonrasında onlarla çok uzun yine işverenle olduğu gibi yaklaşık 2-2,5 senelik bu süreç zarfında sürekli periyodik olarak toplantılar yaptık. Bu sadece mimari anlamda ve statik anlamda değil, aynı zamanda mekanik ve elektrik konularla ilgili de ve bunun mimariye olan etkilerini de tartıştığımız bir süreç oldu. Biraz evvel Ali Bey'in bahsettiği gibi araziyi kullanma fikri üzerinden geliştirilince tabii binaları, ofis katlarını yukarı kaldırdık ve mümkün mertebe bu peyzaj alanını çok kullanmaya çalıştık. Tabii bu İstanbul gibi bir deprem bölgesinde statik çözümleri çok zorlayan bir konu. Burada benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de farklı, yani başka bir örneği olmayan bir takım sistemleri uyguladık. Hatta bazı örnekler var ki cephede, benim bildiğim Avrupa'da da bu büyüklükte örnekler yok. Mesela burası çok enteresan bir yapıdır. Karma sistem bir strüktür sistem vardır. Yani burada bina zemin kata kadar konvansiyonel bir şekilde radyo temel üzerinde yükselerek gelir. Ama hemen arka tarafta bizim auditorium yapımız var. Bu da 60 metreye 35 metrelik bir kabuk demek. Taşıyıcısı olmayan. Ve burada bir transfer structure'a dönmeniz gerekiyor. Burada 4 metreye 2,5 metrelik kirişlerin taşıdığı üzerinde 5 katlı bir binanın olduğu bir yapı var. Yani binanın zemin katı ve birinci bodrum katında 60 metreye 35 metrelik bir boşluk var. Onun üzerinde 5 kat var. Ve onun üzerinde tasarımcımızın katkısıyla oluşmuş 11,5 metrelik konsol taşıdığımız bir ofis köşemiz var. Dolayısıyla burada radyo temelle çıkıyoruz. Konferans merkezinin olduğu yerde bu kabuğu yapıyoruz. Transfer structure ile onun üstünde 5 kat yapıyoruz. Ve o bloğun köşesinde 11,5 metreyi çatıda yaptığımız aşağı yukarı 18 metreyi 2 metrelik bir kirişe asarak tutuyoruz. Şimdi bunları anlatırken tabii belki de basitmiş gibi gözüküyor ama bunları yerinde yaparken emin olun o kirişi biz 4 günde döktük. 4 metreye 2,5 metre kirişi ve bir soğuk derz olmaması için burada bütün ekip neredeyse 4 gün boyunca statik mühendis de dahil olmak üzere beton firmasının bütün üst yönetimi dahil olmak üzere burada vakit geçirdik. Evet, bazı şeyler bittiği zaman güzel oluyor ama tabii bunların yapımı sırasında da bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. Ya bunlar çözülemeyecek konular değil. İyi organize olduktan sonra, koordinasyon sağlandıktan sonra hepsi yapılabiliyor. Ama tekrar söylüyorum, yani bunların hepsinin bir altyapısı var. Biz bunların hiçbirini ya bu kirişi nasıl dökelim diye oturup şey yapmadık. Yani ilk tasarım sırasında böyle bir kirişin yapılacağı ortaya çıktığında bunun nasıl gerçekleşebileceğiyle ilgili senaryoyu da oluşturmuştuk zaten. Sonra sahada bunu yapmakla ilgili, fiilen nasıl yapacağımızla ilgili operasyon kısmı kaldı. İyi danışmanları bir masanın etrafında toplamak bir başarı ama onlarla o çalışmayı belli bir koordinasyonla sürdürmek de farklı bir şey. Mesela şöyle bir şey yaşamıştık. İşte Werner Sobeck'in cephe konusundaki uzmanı, bizim projeden sorumlu olan kişi, T24
Joachim McFarlane, ben, müteahhit firma, bizim tasarım ekibimiz, hepimiz bir masanın başındayız. Ve Tim bize yaklaşık bir saat boyunca camın taşıyıcılığı ve bunun teknik değerleriyle ilgili bir şey yaptı, brief verdi. Ve şeyin sonunda, bu konuşmanın sonunda Werner Sobeck tarafı döndü, dedi ki evet haklısınız, size inanıyoruz, destekliyoruz, yaptığınız hesaba da inanıyoruz ama din normunda olmayan hiçbir şeyi onaylamayız. Şimdi dolayısıyla bir ortak yol bulmanız gerekiyordu, bir çözüm bulmanız gerekiyordu. Bizlerin sahadaki fonksiyonu da buydu açıkçası. Cephede çok özel imalatlar var. Biz tasarım ilk önümüze geldiğinde en zorlanacağımız şeyin cephe ve statik olduğunu biliyorduk. Özellikle de cephede bu mütemadiliği sağlayan, aslında binalar birbirinden kopuk olmasına rağmen cephe tek bir parça gözüküyor. Boşta geçen cephelerimiz vardı. Bunların yapılabilirliği ile ilgili çok ciddi çalışma yapıldı. Hatta örneklerini görmek için Almanya'ya Lufthansa binasına gittik. Ama orada bile bina, bu cephe bir takım sabitleyici halatlarla yere bağlıydı. Bizimki öyle değil. Bizimki yaklaşık 11 metre yüksekte serbest geçen bir cephe. Ve iki tane 28 metre, bir tane 32 metrelik boşta geçen cephemiz var. Bunun Avrupa'da herhangi bir yerde olduğuna inanmıyorum. Ve sonuçta cam bir cephe. En ya toleransları bellidir. Olabilecek farklı oturmalarda, farklı hareketlerde çok çabuk sonucunu görürsünüz. Yani çatlama ve kırılma olarak. Çok şükür bugüne kadar bunların hiçbirini görmedik ve cephe kendi içinde, sistemi sayesinde kendini çok iyi tolere etti. Statikçinin de tabii bunu taşıtmadaki çok büyük katkısı ve başarısı var. İlk sunumdan beri prensiplerde bir değişiklik olmadı. Yani formda bir takım farklılıklar oldu. Bir sürü toplantı yapıldı bu departmanların ebatlarıyla ilgili, bölüntüleri. Hatta uygulama projeleri esnasında ve ondan sonraki etapta bile oldu. Ama zaten bu hani bizden talep edilen DNA'nın bir parçasıydı esasen. Biz çok nasıl diyeyim, bunu göğüsledik ama bir yandan da hani yaşanması muhtemel konulardan biriydi. Onlar kendileri de aynı şeyi şu anda yaşıyorlar. Yani bu bulunduğumuz yerde başka bir birimdi. Şimdi farklı bir birimin girişi. Yani burada o az önceki bahsi geçen işte fuaye kısmının saçakla cephenin birleştiği bir kabuk şeklinde hareket eden bir giydirme cephe sistemi var. Onu çalışırken işte camın o strüktürün yanal yüklerini almasını, böylece taşıyıcı sistemin çok daha hafif diğer bu mekanda dahil olmak üzere lobilerde olduğu gibi aynı tip strüktür görüntüsünde çözebilmeyi çok arzu ediyorduk. Dolayısıyla yani Tim'in önerisi bunu camı da taşıyıcı olarak kullanmak yönünde oldu. Bunun sonucunda da aslında birkaç modüllük bir örnek çalışma yapıldı. Gerçek kullanılacak malzemeler ve o ebatlarda olacak şekilde. Ve işte bir takım testler uygulandı, kırmaya çalışıldı. Kırılmaya çalışıldı. İşte cam 3 panelden oluşuyordu. Evet, doğru. Üçünü de şey yaparsak acaba bu strüktür yine ayakta kalacak mı gibi bir şey ve onun gerçekleştirilmesi sonucunda ikna oldu bütün katılımcılar. Dolayısıyla da hani geri kalanını tasarlayıp aynı sistem üzerinden geliştirme fırsatı bulduk. Yapının hayata geçişinden sonra da kullanıcıların alışkanlıkların ile arasında bir problem demeyeceğim ama bir gerilim yaşattığını gözlemledik aslında. Tabii o alışkanlıkları değiştirmek, her şeyin ellerinin altında olması hali normalde. İşte mevcut yapılarında son derece hızlı bir şekilde ulaşılırken burada yatay bir yapıda tabii ki daha uzun dolaşma süreleri gerekiyor. İşte yemekhane hemen bir asansörle
asansörle ulaşılabiliyor ama hemen bir asansörle ulaşılabilir bir mesafede değil. İşte dışarıya temiz havaya çıkıp tekrar farklı bir birime gitmeleri gerekiyor falan. Böyle bu tarz farklı noktalar için, farklı işlevlerle arasındaki o ilişki, gündelik ilişki ilk başta kullanıcıların oldukça yadırgadığı bir durum oldu. Ama sonrasında yani bir 6 ay kadar falan sonra herkes gördü ki aslında bu yani bir ihtiyaç esasen. Ve o ihtiyacın tasarıma yansımış olması ve bunun sadece basit işlevsel bir çözüm değil de aynı zamanda biraz da işte dolaşırken insanın odak noktalarını değiştirecek bir takım düzlemlerle karşılaşmaları, farklı yüksekliklerle karşılaşmaları falan. Bunlar hepsi o mevcut yaşamı destekleyen tabii unsurlar. Yani zenginleştiren unsurlar. Şeffaf ve cam üzerine bir çalışınca her ne kadar işte güneş kırıcılar, sistemler, mekanik altyapı, elektrik altyapısı, işte onunla akuple çalışan aydınlatma sistemleri vesaire, bütün bunlara rağmen bazı şeyler biraz ışığın aslında değişkenliğiyle, göğün rengiyle vesaire, hani bunları aslında bu malzemeyi kullanma tercihi böyle bir etki yakalamak üzereydi ama o etkinin tam olarak kontrol altında yani bazı noktalarda evet ama çoğu yerde örneğin işte güneş kırıcı bir yerde kapalı oluyor başka bir tarafta açık oluyor yansımanın tipi değişiyor o günkü ışığın etkisi bu orta alana su düzlemlerine yansıyor oradan ortaya çıkan bambaşka bir hikaye oluşuyor aslında. Bir de bence insanlarla görmek çok farklı. Yani bugün mesela bu çekimi yaptığımız anda çok böyle kalabalık bir ortam yok ama hem çalışma alanlarında hem özellikle bu ortak dış mekanda o hayal baştan hayalini kurduğumuz yaşamın vücut bulduğunu görmek insana böyle güzel bir motivasyon temin ediyor diye düşünüyorum. Ya burası bir teknoloji binası. Yani altyapısı çok kuvvetli bir bina. Çalışan yaş ortalamasının nispeten genç olduğu bir. Dolayısıyla insanların bu kampüsü kullanırken siz bir şey hayal ediyorsunuz ama insan işin içine girdikten sonra farklı bir şey oluyor. Biraz da teknik bir şeyden bahsedeyim. Ya biz burada %100 taze havalı bir sistem önerisinde bulunduk işverene. Bu çok uzun süre tartışıldı ve kabul edildi. Tabii bunun çok ciddi bir yatırım maliyeti vardı. Yaklaşık 40 tane klima santralinin yerleştirilmesiyle ilgili yüksek kapasiteli bir şey vardı. Ama biz binayı çaldıktan 2 sene sonra pandemi gibi bir gerçekle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Çok az sayıda binada olan %100 yani 4000 kişinin tamamının %100 taze havayla beslenebildiği bir altyapıyı baştan öngörmedik açıkçası. Pandemi bize böyle bir şeyi getirdi. Bu da süreç içinde yaşanan artılardan bir tanesiydi. Bu tarz büyük projelerde ve çok sayıda insana hizmet edecek projelerde bunun atlanmaması gerektiğini inanan bir insanım. Dolayısıyla iletişim kanallarının tüm paydaşları açısından söylüyorum. Kesinlikle açık olması ve herkesin sonuç odaklı olması. Yani bu tarz yapıların başka türlü başarılı olma şansı yok. Çok uzun bir serüven oldu. Çok şey denedik, çok şey öğrendik. Bence bu projenin tüm katılımcıları açısından en nasıl diyeyim unutulmaz noktalarından bir tanesi bu. Yani bir işi yaparken her şeyi bilmeden ama nasıl öğreneceğini bilerek, nasıl iletişim kuracağını bilerek beraber çalışmayı ön plana alıp sonunda da bu şeyi tatmini birlikte yaşayabilmek benim kendi hayatım açısından da bence burada yer almış olan herkes için çok önemli bir yer kapladığını düşünüyorum.